Bugünkü videomuzda mozaik sanatının ünlü simalarına yer vermeye karar verdim. Bunlar herkesin tanıdığı mozaikleriyle ünlü sanatçı kişilikler. Kimle başlayalım? Antoni Gaudi ile başlayalım isterseniz. Barcelona'da Güell Parkı ile tanınan Sagrada Familia Kilisesi'nin mimarı, aslında bir mimar olan ama işlerinde mozaiği kullanarak onlara özgünlükler katmış bir tarihi kişilik Antoni Gaudi. Tabii eserleriyle her zaman öne çıkmış bir insan. Bir başkası Niki de Senfal. O da aslında resimle başlamış. Ama bu Gaudi'nin eserlerini gördükten sonra Güell Parkı'nı, Barcelona'daki Casa Mila olsun, diğer Gaudi'nin eserleri olsun ama en çok da Güell Parkı'nı gördükten sonra kendisi de mozaiklerden oluşan bir park yapmayı hayal etmiş. Ve o da Tarot Parkı denen koskocaman heykellerin mozaikle kaplandığı. Bu heykellerin tasarımını kendisi yapıyor tabii ki. Resimlerini kendisi çiziyor, tasarımlarını kendisi yapıyor ve mozaikle kaplıyor. Bu parkı tamamlamış Niki de Senfal, o yüzden şişman kadınlarıyla özellikle bilinir. Resim camiasında şişman kadın heykelleriyle. bundan sonra kim var? Türklerden Bedri Rahmi Eyüboğlu. Tabii ki Fransa'da Türk pavyonuna yaptığı 50 metrekarelik duvar panosu mozaikleriyle dünyaca da tanınmış bir ressamımız. Unkapanı'nda yaptığı mozaikler var, herkesin görebileceği yerlerde. O da resmin yanı sıra mozaiği de kullanmıştı, özellikle dış mekanlarda. Kalıcı bir özellik, kalıcı bir sanat olduğundan dolayı. Yani duvara yaptığınız mozaikler, kimse onu alıp sökmediği sürece yıllar boyu dayanıyor. Bu yüzden bu mozaik medyumunu seçmiş ve onları yapmıştı. Levent'te bazı bankaların dış cephelerine de mozaik yapmış. Evet, bunlar. Bundan sonra kimden bahsedebiliriz? Boris Arnett diye biri var. O da British Museum'a yaptığı yer mozaikleriyle tanınıyor. Çağdaş mozaiğe örnek sayılabilir. Kendi tasarımlarını uygulamış. Bu arada bu saydıklarımızın hepsi çağdaş mozaiğe giriyor. Yani antik mozaikten farklı olarak günümüzde kendi desenlerini, kendi çizimlerini kullanarak mozaik yapan kişiler. Evet, bunları anlatmak istedim. Bunları kendiniz de araştırabilirsiniz. Eserlerini internette bol bol görebilirsiniz. İlham almak için güzel bir yöntem bence bu mozaikçilerin işlerine bakmak. Aynı zamanda ressam, mimar gibi farklı profesyonellikleri olan insanlar ve başarılı olmuş insanlar. Bunları anlatmak istedim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.